Kısa haberlerin hemen ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faik Sucuoğlu'yla programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet efendim, kısmi çalışma kararnamesi ile ilgili bir görüşmeniz var. Yakında bunun da zaten çıkması bekleniyor. Bu kararname neyi içeriyor? Yani burada şunu düşündük. Bildiğiniz gibi tabii bu kriz nedeniyle işlerde azalma nedeniyle işverenlerin ya zoraki izin ya ücretsiz izin veya durdurmayı hedefte bilirler. Bu şeyle yasa gücünde kararname ile kısmi çalışmayı teşvik ederek 30 yani 30 gün değil yani daha kolay anlaşılsın diye Tabii. söylüyorum. 50 kişi çalışıyor yanınızda ama daraldınız şu anda 30 kişi yeter de artar bile 20 kişiyi ya ödeneksiz izne çıkaracaksınız ya durduracaksınız. Bu yasa şunu getiriyor. Diyor ki kardeşim yapma atma kimseyi veyahut da zoraki olarak izne çıkarma. Çalışma saatlerini düşür. Hepsine yay. Ben de sana yatıracağın ihtiyaç sandığı ve sosyal sigortayı saat başına göre hesap yapıp düşük bir şekilde alayım. Yani nedir şu anda? Yaklaşık 1070 TL'dir ikisi birlikte sigorta ihtiyaç sandığı. Evet. Bu şekilde ben senden 400 alayım. Kişi başı 500 alayım. Yani ekstradan bir 1600-700 TL işverenin cebinde kalsın. Ama bunun karşılığında da kimseyi işten durdurtma veyahut da mümkün mertebe tut. Ben sana bu olanağı getiriyorum. Saat başını getiriyorum. 10 gün veya bir hafta onun işte bitiriyoruz hafta sonuna çalışmayı. Bu şekilde bir alternatif sunuyorum sana. Bunun karşılığında da yatırımını da çalıştığı gün saat sayısına göre olacağı için 1070 olmayacak, 500 olacak, 600 olacak, 400 olacak neyse. Bu şekilde işverene de bir şey tanıyoruz. Yani biraz daha geniş bir imkan tanıyoruz ama en önemlisi çalışanların belki alacakları örneğin 5000 lira alan varsın 3000 lira alsın örnek veriyorum. Evet. Ama diğerleri de 3000 alsın. Yani işten zoraki olarak veyahut da mecburi veyahut da ücretsiz ayrılmasın. Çünkü bunlar öyle oldu o zaman tabii ki ciddi bir sıkıntıya girecekler. Ondan dolayı bu Avrupa'da ve Türkiye'de de yeni yeni uygulanmaya başlayan bu kriz nedeniyle bir yasal düzenlemedir. Bunu da bitirdik sayılır. Önümüzdeki hafta inşallah bunu da Bakanlar Kurulu'na getireceğiz. Böylece işverenlere böyle bir imkan tanıyacağız. Çünkü birçok işverenin sıkıntısı şu. Diyor ki ben bu elemanları yetiştirdim. Şimdi ben bunları durdurduğum anda veya ülkesine yolladığım anda yarın o bir gün işlerim açılma ihtimali varsa ben tekrardan yeni bir kadro kurmam gerekir. Bu da seneler alır. Evet. Dolayısıyla yani ben çıkarmak istemiyorum ama bunun karşılığında da bir şeyler yapalım. İşte o bir şeylerden bir tanesi de budur. Yani bu yöntemdir. Burada daha düşük bir maaş ama herkese bir maaş ve bunun karşılığında da devlete ödeyeceğin prim çalıştırdığın kişinin 30 günlük çalışması değil, 10 günlük veya 7 günlük veya 13 günlük çalışması şeklinde hesaplanır. Böylece işverenin külfeti de belli ölçüde devlete karşı yükümlülüğü azalır. Öyle bir çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Yani bunun önümüzdeki hafta bu Büyük bir kararnamenin ihtimalle çıkmasını önümüzdeki hafta bekliyorsunuz. getireceğiz bunu. Evet. Peki efendim, geçtiğimiz haftalarda bir genelge yayınlamıştınız işten durdurmalarla ilgili. Aha, evet. Bunda durum nedir? Yani biz tabii işten durdurmayı durdurma şeklinde düşündük. Yani işten durdurmayı durdurduk. Çok ilginçti. Biz bunu açıkladık. 4 gün sonra da Türkiye Cumhuriyeti geçtiğimiz cuma son dakika haberi olarak bunu geçti. Yani Türkiye'de aynı şeyi koydu ortaya. Onlar tazminatla çözmeye çalışıyor. Biz de işte bu 1500'de zaten yani bu 1500'ün verilmesinin bir diğer sebebi de iş gücünün ve işçinin çalışma hayatında devamını sağlamak amacıyladır. Dolayısıyla bu işten durdurmayı durdurma işe yaradı mı? Evet çok yaradı. Yani eğer biz bu genelgeyi yayınlamasaydık, inanın bu genelgeden 2 gün önce bizim bakanlığın önü, benim kapımın önü, müsteşarımın önünde 40-50 kişi geldi.
Yani bizi işten durdurttular veya attılar vesaire gibisinden. Tabii yasa gereği işten durdurmanın da bir prosedürü ve bir yasal şeyi var. Yapılması gereken en az 4-5 tane maddesi vardır. Zaten bunlar yapılmadan bir kere yasal olarak sizin işçiyi durdurmanız mümkün değil. Ama biz bu yapmış olduğumuz hareketle ondan sonra da çok şükür fazla bir, hatta fazla değil, müracaat yok. Yani bir şekilde işveren ya ara verdi, çalışma hayatına o kişilerin ara verdi, durdurtmadı veya izne çıkarttı ve bu şekilde çünkü işten durdurulan kişinin bir de psikolojik yaşayacağı sıkıntı çok önemli. Çünkü şu ortamda başka bir yerde iş bulması evet. mümkün değil. Yani seni işten durdurttum, tamam, eve gidersin oturursun, ya benim işim yok artık, işten beni durdurttu, ne yapacağım? Başka bir yerde çalışma şansın var mı? Hayır, yoktur. Neden? Zaten kriz herkes elindekini neredeyse korumaya çalışıyor veya azaltmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu esasında bir nefes aldırdı. Nisan sonuna kadar dedik. Nisan sonu tekrardan bu şeyi, kararımızı değerlendireceğiz, gözden geçireceğiz. Uzatma durumu var. Ama işte bu dediğim yasalar da, kararnameler de geçince tahmin ederim işveren de biraz daha, zaten büyük bir kısmı çok net söyleyeyim. Elinden geldiğince çalışanını tutmaya çalışıyor. Maaş veren çok çok insan biliyorum, çok çok işveren biliyorum, ekibini koruma anlamında. Ha, bunun yanında maalesef hiçbir sorumluluk almak istemeyen, iş yerini kapatıp sizinle ilgilenmiyorum, başınız ne gelirse gelsin, beni ilgilendirmez diyen sorumsuz işverenler de var. Hep bunlar tabii şikayet olarak bizlere geliyor ve biz de bunları araştırıp tespitini yapıyoruz. Dolayısıyla burada yani yıllarca size hizmet vermiş çalışanınızı böyle bir krizde ilk adımda, yani daha yeni yeni bir ay oluyor. Yani bugün işte bir ay veya dün bir ay oldu. Yani dolayısıyla bir ayda siz bu kadar yıl size hizmet veren çalışanınızı hiç çekinmeden, hiç yüzünüz kızarmadan hadi git ben seni istemiyorum diyebilecek vicdana sahipseniz söyleyecek bir şey yok. Yani bu içinde bulunduğumuz süreç artık dediğim gibi yaşamımızı devam ettirme anlamında herkesin belli bir miktarda bir gelirinin olması gereken bir süreçten geçiyoruz. Yani ben gemimi kurtarayım, beni ilgilendirmez. Hayır, gemi tektir, hepimiz de onun içindeyiz. Gemi batacaksa birlikte batacağız. Onun için yani burada efendim işte beni ilgilendirmez, ben kapattım, benim birikimim de vardır, ben idare ederim mentalitesi şu aşamada geçerli değildir. Onu söylemek istiyorum. Onun için herkesin hep birlikte elimizi taşın altına koymamız gerekiyor ve yapacağımız çalışmaları da bu yönde değerlendirmemiz gerekiyor. Bazı konular vardır ki gerçekten vicdan gerektirir. İşte o vicdanın da ciddi boyutta rol oynayacağı bir süreçten geçiyoruz. Onun için ben tüm işverenlere buradan bir daha çağrı yapıyorum. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve o şekilde karar verin önümüzdeki süreçte. Çünkü bu insanlar sizlere yıllardır hizmet veren insanlardır. Böyle bir kriz yaşanıyor. Dolayısıyla daha krizin ilk günlerinde, ilk haftalarında siz bu insanları sahipsiz bırakırsanız, ortada bırakırsanız bunu hiç kimseye anlatamazsınız, kendinize de anlatamazsınız. Gece yattığınız zaman başınızı yastığınıza koyduğunuzda eminim rahat uyuyamazsınız. Onun için burada bu krizi çözeceksek, bu krizin altından kalkacaksak hep birlikte kalkacağız. Hepimiz sorumluluk alacağız. Sadece belli bir kesimin sorumluluk taşıması, diğeri bana ne, beni ilgilendirmez demesi inanın bu mücadeleye sekte vurur, bu mücadeleye zarar verir. Onun için benim buradan tüm işverenlere özellikle ricam, kendi çalışanınıza sahip çıkabildiğiniz kadar sahip çıkın. Ama bana kimse 15 günde ben iflas ettim, 20 günde ben bittim, onun için çıkardım demesin. Bu komik bir durum olur. Böyle bir şeyi kimse kabul etmez. Ama aradan 4 ay geçer, 3 ay geçer, 5 ay geçer neyse ve der ki tamam benim gücüm bu kadar. Bunu bir anlayışla karşılayabilirsiniz. Ama 15 Mart'ta, 14 Mart'ta kriz başladı. Bir hafta sonra hadi gidin ben sizden vazgeçtim demek kadar yanlış ve vicdansızlık olmaz diye düşünüyorum. Peki efendim, dayanamayacak, gün bulup gün kazanan işletmeler şu an kapalı. Öyle işletmelerin ne yapmasını tavsiye ediyorsunuz bu noktada? Bunlara zaten işte biz bu 1500'ü onun için dedim ya 1+4. Yani burada çalışanlarına da
1500 TL veriyoruz. Kendisine de 1500 TL veriyoruz. Ve önümüzdeki süreçte de işte bu bahsettiğim kısmı çalışmada da bu arkadaşlara böyle bir imkan veriyoruz. Yani 4 kişi ise, çünkü bunlar daha ziyade hep teknik elemandır ve kolay kolay harcanabilecek elemanlar değildir. Yani git ben senden vazgeçtim dediğinde, yarın işler açıldığı zaman bıraktığı elemanı bulamayabilir. Onun için bu konuda hassas davranmalarını özellikle rica ediyorum. Evet. Çok yoğun telefonlar da geliyor sanırım size. Yayınımızı biraz etkiliyormuş Sayın Bakanım. Tamam. Sesi evet. Kesilmiş ama ben onu uzak tutuyorum o zaman. Şöyle. Rejide tamam. Yönetmen arkadaşımız Arslan Balıkçıoğlu bizleri uyardı. Çünkü evet efendim bu sektörlerden bahsettik. Yani 1+4 dediniz. Peki ileride bunun genişlemesi de mümkün mü? Yani belki bir kişiyle bu sektördeki insan bu faydadan yararlanamayacak 1500 TL'den. Yani 5 kişi çalıştırıyordur sigortalı ya da 6 kişi çalıştırıyordur. Böyle bir uygulamada ileride düzenleme yani olur mu? Bu son mu? Bu bana göre çok şeydir, yani çok hakkaniyetlidir. 4 kişiye kadar çalışana işveren de verilecek. 5 kişi çalışırsa da işveren almayacak, çalışanlar alacak. 6, 7, 8 o şekilde. Zaten daha büyük işletmelerde doğrusu işverenin öyle 1500 liraya ihtiyacı olduğunu zannetmiyorum. Evet, bu 1500 lirayı da zaten 2 ay vereceksiniz. Şu andaki zaman. Yani şöyle bizim bu pakette birinci çıkan ekonomik pakette uygulayacağımız ilk 3 aylık periyot içindir. Tabii ki ondan sonraki süreçte de belli açılımlar yapacağız. Çünkü bu belli ki bu kriz yani virüsü yensek bile bu kriz daha uzun bir süre devam edecek. Çünkü en büyük şanssızlığımız esasında bizim bütün ekonomimizin temel sektörlerin, temel lokomotif sektörlerinin ikisinin de yani turizmin de yüksek öğrenimin de ciddi yara aldığı bir kriz içerisindeyiz. Yani şu anda düşünün ki sadece turizmden etkilenecek olan 50 kusur sektör vardır. Yani şu anda sadece turizm etkilenmiyor. Aynı zamanda turizmden geçinen, turizmden kazan sağlayan 50 farklı sektör de turizmin şu anki durumundan dolayı ciddi boyutta etkileniyor. Yüksek öğrenim derseniz aynı şekilde. Yüksek öğrenimin yara almasıyla aynı şekilde ciddi bir rakam sektör ciddi boyutta etkileniyor. Dolayısıyla yani sadece turizm olarak düşünmemek lazım veya yüksek öğrenim olarak düşünmemek lazım. Bunların kendi etraflarında bu merkezlerden kazanç sağlayan onlarca 50'nin üzerindeki sektör de direkt olarak etkileniyor. İşte bizdeki en büyük sıkıntı bu. Bizde ağır sanayi yok. Bizde genellikle hizmet sektörüdür. İnşaat aynı şekilde sıkıntılı. Yani inşaatı yapacaksınız, daireleri biteceksiniz, kime satacaksınız? Yani şu anda insanlar ellerindeki parayı önlerini göremedikleri için bir şekilde biriktiriyorlar, tutuyorlar ki bir önce önlerini, yani bu sis perdesi kalksın. Sis perdesi kalktıktan sonra hamle yapacaklar. Ama şu anda sis perdesi yoğun bir şekilde duruyor. Bu aynı zamanda hükümetlerin önünde de duruyor. Yani bugün sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil, dünyadaki bütün ülkelerin, hatta dünya devi dediğimiz Amerika'nın önünde de çok ciddi bir sis perdesi duruyor. Evet. Düşünün son 15 günde 5,5 milyon işsiz müracaat etmiş. Son 15 günde. Yani bu krizin başladığı gün itibariyle. Demek ki Amerika'da da çarklar yavaşladı veya durdu. Dolayısıyla önümüzdeki sürecin neler getireceğini şu anda söylemek afakidir. Yani çok anlamı yoktur. Ondan dolayı zaten periyodik açılımlar yapılıyor. 3 ay ki görelim 3 ayın sonunda hangi noktadayız. Ondan sonraki 3 ayı yapalım. Görelim ne durumdayız. Ondan sonraki 3 ay yapalım şeklinde. Yani bir anda 9 aylık bir paketi açıklamak bana göre çok doğru değil. Çünkü sizi nelerin beklediğini veya nelerin karşılayacağını bilemiyorsunuz. Bakın öyle durumlar var. Bir günde dahi değişiyor. Biz dedik ki dün hesap numaralarını verecekler, banka hesaplarının. Dünden itibaren bize öyle bir müracaat geldi. İş anlamında insanların çalışma izinleri uzatılmadığı için bankalar kabul etmiyor. Şimdi böyle bir durum kimin aklına gelirdi? Ama böyle bir gerçek var. Dolayısıyla ne yaptınız? Ne yaptık? Hemen ona bir açılım yaptık. Yani her gün yeni bir durumla karşılaşıyorsunuz. Çok dinamik olmak gerekir. Çünkü sürekli bir şey, o sıkıntıyı önünü açacak çalışmalar yapmak zorundasınız. Hükümet de bunun
hepsini global olarak yapıyor. Yani Başbakan Ersin Bey, inanın pazartesinden pazartesine, yani haftanın her günü, cumartesi, pazar da dahil, 7.30-8'de başbakanlığa geliyor. Gece 11-12'de başbakanlıktan ayrılıyor. Evet. Yani hayatını şu anda orada götürüyor. 24 saatin uyku dışındaki bütün vakti orada. Nedir yaptığı? Örgütlerde efendim gelen şeylerle, sivil toplum örgütleriyle, ekonomik platformdan gelenlerle, halkla sıkıntıları öğreniyor. Ona göre ne yapılacağının planını, programını hazırlıyor. Kendi kafasında bakanlar kurulu haftada 3 defa, bazen 4 defa toplanıyor. Bugün de saat 14'de gene var burada. Yani söylemek istediğim, çok hızlı problemlere ve karşılaştığımız, beklemediğimiz o kadar çok sıkıntıyla her gün karşılaşıyoruz ki şimdi siz derseniz ben bunu yaptım kardeşim, beni ilgilendirmez. Bu böyledir. Ben ister yapın ister yapmayın. Değil. Eğer başka bir sıkıntı varsa onu çözmek zorundasınız. İşte ondan dolayı sürekli bir çalışma, sürekli bir planlama, sürekli bir değişim yaratıyor bu bizde tabii ki. Ve bunları da tabii ki böyle dışarıdan söylendiği gibi ne olacak ya işte bunu böyle yapıyorlar değil. Öyle bir komplike ve öyle bir sıkıntılı süreçtir ki bu süreç, biz kendimizi ele alalım. Düşünün, ilk defa böyle bir katkı veriliyor. İlk defa. Hiçbir tecrübesi yok kimsenin. Ve rakam 60 bin. Verilecek rakam 90 milyon. Bakın bunlar küçük şeyler değil. Bakın 115 bin sigortalının, ki bunların içerisinde devlette çalışanlar var, işverenler var, açık olup şu anda çalışanlar var. Yani şunu söyleyeyim, neredeyse ihtiyaçlı sektörlerin 1/4'üne ulaşılmış durumdadır 60 bin rakamıyla. 60 evet. bin şunu kişiye. Da soralım. Evet. Güney Kıbrıs'ta kapılar kapalı olmasından evet. dolayı orada çalışan bedevi kesim var. Evet. Şu an oradaki evet. iş yerlerine evet. gidemiyorlar. Bunlar için, bu insanlar için ne yapılıyor? Bunların hiçbir kaydı yok burada. Bize geldiler. Hatta listelerini de getirdi arkadaşlar. Genç orta yaş grubudur. Ve tüm şeyleri, yani ikinci maaşı olan, emekli olup güneyde çalışan, bunları hep elimine ettikleri zaman, ayırdıkları zaman, yani bize gelen rakam yanılmıyorsam 250-260 civarı bir, hiçbir şekilde bir yerde katkıcı almayan, kazancı olmayan genç insanlar, yeni evli, iki çocuk, tek çocuk, yeni doğum yapmışlar var mesela. Şimdi bunları tabii sigortasız. Yani bizde hiçbir kayıtları yok. Bu konuyla ilgili de Sosyal Hizmetler Dairemiz bir tasarı hazırladı. Tabii burada bizim bir bu konularla, acil giderlerle ilgili bir kalemimiz var. Bunu Maliye Bakanı'yla bugün görüşeceğiz. Eğer bunu bize aktarma imkanı varsa Maliye'nin, çünkü bizim kalemimizdedir ama tabii şu anda bir kriz yaşanıyor. Eğer aktarma şansı varsa biz tabii ki belki 1500 değil ama daha düşük bir rakamla en azından bir katkı vermeyi düşünüyoruz bu vatandaşlarımıza, bu çalışanlara. Ama dediğim gibi bizdeki şu anda kapasite ve rakamsal anlamda yapabileceklerimiz sınırlıdır. Çünkü evet. biz 2 aydır Maliye'den herhangi bir katkı almıyoruz. Kendi olanaklarımızla, kendi birikimlerimizle götürüyoruz. Geçtiğimiz ay vermiş olduğumuz 135 milyon kendi olanaklarımızla yapıldı. Bu ay vereceğimiz yine 135 milyon ve 90 milyon yine kendi olanaklarımızla olacak. Gelecek ay büyük oranda yine öyle olacak. Dolayısıyla ki burada Maliye'nin burada bize verdiği katkı 66 milyondu. Herhangi bir TL dahi istemiyoruz. Çünkü Maliye zaten kendi şeyiyle, problemleriyle uğraşıyor. Biz en azından mümkün mertebe yükünü kendi açımızdan azaltmayı ve kendi bünyemizde çözmeye çalışıyoruz bazı problemlerimizi. Dolayısıyla Maliye'nin bu konuda bir katkısı olur mu bize? Onu bilemiyorum. Bizim o kaleme ekstra katkı verecek bir şeyimiz şu anda bütçesel anlamda bakanlığın bir kabiliyeti yok. Bir soru daha var. Evet. Onu da soralım. Bana çalıştığım otelde ücretsiz izin için hı-hı. kağıt imzalamamı istediler. Ben talep ediyormuşum gibi. Tarihler de yok. Başlangıç bitiş tarihi yok. Hı-hı. Üzerine yazılmamış. İmzaladığım için Mart ayı maaşımı ödemiyorlar. Bu tarz i̇şte, yani, belgeleri, kağıtları imzalaması gerekiyor mu? Yasal hakkı nedir? Bunlarla yani ilgili... böyle bir şey imzalama zorunluluğu yoktur.
Bu arkadaşlar otelde olduğu için, otellerde kapalı statüde olduğu için bu 1500 TL katkıyı alacaktır. Onu söyleyeyim ama böyle bir zoraki olarak böyle bir şeyi imzalatma işverenin yoktur. Onu söyleyeyim ama işverenin iş azlığı nedeniyle geçici olarak durdurma değil de ara verme veya gene geçici olarak ücretsiz izne yollama şeklinde bir alternatif düşünebilir. Orada bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi özellikle turizm, biraz önce de söyledik, sıkıntılı. Çünkü turizmin ne zaman açılacağı, ne zaman tekrardan turistlerin bu ülkeye geleceği belirsiz. Dolayısıyla tabii işverenlerin de ne kadar süre bu işi katkı anlamında götürebileceğini bilemiyorum. Ama şunu söyleyeyim, bakın bilmiyorum nerede çalıştığını ama bu tabii ki vicdansızlık. Yani biraz önce dediğime geliyorum. Yani Mart'ın içinde bu insanlara duruş verildi veyahut da verilmeye çalışılıyor. Ödenmemiş maaşı vesaire. Bu yanlış. Yani ben şunu söylüyorum. En azından bu işletmeler bir ay kendi çalışanını, yani Nisan'ın sonuna kadar sahiplenmesi gerekirdi. Bakın en az diyorum. Yıllarca hizmet vermiş insanlardır bunlar. Bu insanların aileleri var, çocukları var. Yani burada efendim beni ilgilendirmez, ben kapattım gidiyorum şeklindeki tavır ve vicdansızlık gerçekten kabul edilebilir değil. Geçen günkü programda da söyledim. Bunlar tabii ki bu sektörler tekrardan bir müddet sonra hayırlısıyla açılacak, turist gelmeye başlayacak. Ama şunu gördük, yani korona dönemi dediğimiz bu dönem bize neleri öğretti? Ülkesine, insanına, sektörüne sahip çıkanlar, bir de sıkıyı gördükleri anda her şeyi kapatıp tası tabağı toplayıp gidenler. Bunları çok net olarak görüyoruz. Yani bu krizin bize öğrettiği öğreti de bu. Yani bu demektir ki bu ülke bu krizi atlatacak. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Ama önümüzdeki süreçlerde tekrar bir kriz dönemi olursa demek ki bu işletmeler aynı oyunu, aynı sorumsuzluğu, aynı vicdansızlığı gene yapacak. Onun için tabii ki bu sektörlerde, belli sektörlerdeki bu işletmelere de önümüzdeki süreçte daha farklı davranılacağını söylemek isterim. Farklı derken şöyle, çalışanları o işletmelerde, o sektörlerdeki çalışanların çok daha fazla bir teminatı ve garantisini sağlayacağız ki aynı sorumsuzluğu ve vicdansızlığı yapamasınlar. Çünkü bunu yaşadık ve üzülerek görüyoruz bunu. Yani gerçekten vicdanların kabul etmeyeceği işler görüyoruz. Çünkü günde 200 telefon geliyor, 300 telefon geliyor. Ağlayanlar, efendim açız diyenler, inanamazsınız. Yani ve işveren kapatmış, beni ilgilendirmez demiş. Ayın 20'sinde, Mart'ın 30'unda bırakmış. Olacak işte. Yani evet efendim. Olamaz. Sizin de başka bir programınız olduğunuzu ifade ettiniz. Evet. Yavaş yavaş artık programımızın tabii sonuna gidiyoruz. Koronavirüsle ilgili de birkaç kelime sizden duymak istiyoruz. Evet. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca ile siz sınıf arkadaşısınız. Doğrudur. Çok eskiye dayanan bir dostluğunuz da var. Evet. Bu noktada Türkiye ile ilişkileriniz nasıl? Koronavirüsle ilgili düşünceleriniz nasıl? Tabii yani Sağlık Bakanı Fahrettin Bey bizim kardeşim gibi, yani çok samimi bir arkadaşım, çok eskiye dayanan dostluğumuzda, çok da başarılı gidiyor. Gerçekten kendisini kutladım da. Yani Türkiye bir ara böyle ipin ucunu kaçırır gibi oldu ilk başta ama daha sonraki yapılan çalışmalar, plan ve program Türkiye şu anda örnek ülke gösteriliyor. Özellikle sağlık sunumunda inanın Türkiye dünyada şu anda liderdir veya ya ilk 2-3 ülkenin içerisindedir. İşte bu şeye geleceğim yine, benim böyle içimi acıtan şehir hastanelerine geleceğim. Biz o zaman 2016-2017'de şehir hastanesiyle ilgili burada 650 yataklı hastane olayını belli bir noktaya getirdik. Ama imzalanmaması nedeniyle şu anda bitmiş olacaktı. 2,5 yıl içinde bitecekti. Şu anda bitmiş olacaktı ve şu anda hizmet oradan verilecekti. Bu fırsatı kaçırdık. İşte Türkiye bu fırsatı kaçırmadı. Türkiye'de hizmet verilen hastanelerin ağırlığı işte bu son dönemde yapılan devasa büyük, ki bazı kesimlerin hep eleştirdiği, bazı kesimlerin olamaz böyle bir şey dediği hastaneler şu anda Türkiye'yi sağlık sunumunda dünya liderliğine çıkardı. Görsünler,
ve öğrensinler. Zaten hepsi sus pustur şu anda. Bu o zaman bu konularda eleştiri yapanlar hepsi bir köşede, hiç bu konulara değinmekten korkar durumdadırlar. Çünkü büyük bir fırsatı bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına elinden aldılar, kaçırdılar. Yoksa şu anda biz Burhan Nalbantoğlu ile uğraşmayacaktık. Sağlık Bakanımız Ali Bey bu şekilde bir orada bir burada koşmayacaktı. Çaresizlik içerisinde bir tarafta yangın, bir tarafta Burhan Nalbantoğlu'nun kendi durumu. İşte her şey hazır vaziyette. Beretenin arkasında direkleri dahi çakılmış, demir çubukları dahi fizibilitesi bitmiş. Ama bizden sonra o dönem UBP'nin ayrılmasından sonra gelen hükümetlerin maalesef imzalamadıkları için gelen geçici protokol anlaşmasını yürürlüğe girmemiş ve iptal edilmiş. Ve şu anda da işte bunun için ağlar durumdayız. Bu bizi çok üzüyor, onu söyleyeyim. Ve dediğim gibi Türkiye'nin bu konudaki başarısı özellikle o beğenmedikleri şehir hastanelerinin performansıyla doğru orantılı olarak gidiyor ve dünya liderliğine oynuyor şu anda Türkiye. Bizim burada elden gelen bütün çaba sarf ediliyor. Gerçekten olağanüstü bir Sağlık Bakanlığı'nın ve sağlık personelinin olağanüstü bir çalışması söz konusudur. Ama aynı zamanda insanlarımız da son 1-2 gündür birazcık gevşeme var ama ciddi boyutta izole etmişlerdir kendilerini. Ülkemizde bu kadar az vakaya rastlanmasının en büyük sebepleri bu 3 olaydır. Halkın sorumluluğu ve kendini izole etmesi, Sağlık Bakanlığı'nın olağanüstü bir çalışma içerisinde olması ve en önemlisi tabii ki sağlık personelinin başta doktor, hemşire ve ara elemanlar olmak üzere gerçekten korkusuz bu virüsle savaşması. Tabii ki virüs tanınan bir virüs değil. Dediğim gibi agresif, hayvanda olan, hayvandan bize geçen ama hala daha hayvan hücresinde olduğunu zannettiği için zarar vermeye devam eden bir virüs. Ve bu virüsle hepimiz yüzleşeceğiz. Yani bunu söyleyeyim. Hepimiz yüzleşeceğiz. Önemli olan yani bütün insanlık enfekte olacak. Enfekte olacak. %80'i kaçınılmaz. Ama burada önemli olan şu. Zaman geçtikçe agresif olma durumunu değişime uğratıp daha normal influenza dediğimiz şu andaki diğer virüsler, grip virüslerine dönüşmesini bekliyoruz. Esasında en büyük beklentimiz budur. Şu ana kadar gerçekleşmedi ama dünyanın beklentisi budur. İkincisi tabii ki aşıdır. Aşı en az 6 ay sonra yürürlüğe girebilir. En az 6 ay. Belki daha da uzun sürecek. Kolay değil. Ama bu virüsün enfekte ettiği, bu virüsün bulaştığı sayı ne kadar azsa sağlık sunumunun başarısı da o kadar yüksek olur. Yani bir anda 100 tane yoğun bakımlılık hasta geldiği zaman çok sıkıntı yaşarız. Ama peyderpey 2-2, 3-3 bu şekilde ağır hastalar geldiğinde buna sağlık sunumu cevap verebilir. İşte diğer bir şey de çalışma da budur. Ne kadar az ve ne kadar uzun süreye yayabilirsek ki sağlık sunumu aşırı bir yoğunluk nedeniyle çaresiz kalmasın. Dünya da bu yöndedir. Fakat dünya en gelişmiş ülkeler, başta Amerika olmak üzere kaybetmiştir bu savaşı. İtalya başarısızdır. İspanya başarısızdır. İngiltere tam anlamıyla işler acısı. Bunların içerisinde bir tek Almanya başardı. Evet, ölüm sayısı onu gösteriyor. Aynen öyle. Çünkü ilkten itibaren adamlar bilimsel olması gerektiği gibi ve Güney Kore örneğini alarak, kim Güney Kore'de doğuda, batıda da Güney Kore, pardon tabii batı olur, yani uzak doğuda, Güney Kore çok başarılı oldu. Bakın Japonya tekrardan olağanüstü hal ilan ediyor ve etti galiba 5 Mayıs'a kadar. Yani demek ki orada da şey yapıyor. Rusya göreceksiniz ikinci Amerika'ya doğru gidiyor. Yani çok ciddi sıkıntılar yaşayacak, öyle görünüyor. Bunların içerisinde Türkiye hiç de fena gitmiyor gerçekten. Sayı fazla ama ölüm oranı baktığınızda oldukça düşük. İnşallah da hep böyle olacak ve daha sonra bitecek bu iş. Ama örnek alınacak olan dediğim gibi Güney Kore ve Almanya. Bu ikisi bu işi işin başından itibaren çok disiplinli bilimden yani bilimle beraber zaten Almanya bunu çok önemli bir
bilim yuvasına devretti. Dedi ki siz yapacaksınız bu işi. Yani biz bunu yapamayız. Ve o şey sektör ve o bilim yuvası diyelim yürütüyor bütün çalışmaları, bütün kararları. Ondan dolayı biz şu anda bunlara kıyasla oldukça iyi gidiyoruz. Onu net söyleyeyim. İnşallah önümüzdeki süreçte de böyle yavaş yavaş bu işi bitiririz. Şu ana kadar biraz önce dediğim üç bacaklı başarıdan dolayı bir tarafta halkımızın duyarlılığı, ikinci tarafta çalışanların, sağlık çalışanların aşırı bir bu konuyla ilgili kendilerinden de vererek çalışması ve Sağlık Bakanlığı'nın organize çalışmasıyla bu işi inşallah çok da büyük bir zarar görmeden bitireceğiz. Ama bu ekonomiye nasıl yansıyacak? İç dinamikler anlamında güzel şeyler olur belki ama bizim ekonomimizin yani hizmet sektörü dediğimiz turizmin ve yüksek öğrenim bize bağlı değil. Dıştaki ülkelere bağlıdır. Kime bağlıdır? Türkiye'ye bağlıdır. Kime bağlıdır? Avrupa ülkelerine bağlıdır. Kime bağlıdır? İran'a bağlıdır. Oradan gelen evet. Ciddi bir şey var. Kime bağlıdır? Diğer ülke. Dolayısıyla bizim bundan kurtulmamız bizi rahatlatacak. Ama sektörel anlamdaki açılım ve çalışım daha belli bir süreye ihtiyacı olacak. Çünkü o bize bağlı değil. Çevre ülkeleriyle ilişki içinde olduğumuz çevre ülkelerinin de bunu yenmesiyle direkt olarak bağlantılıdır. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür efendim. Ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile birlikteydi. Kendisi çalışma hayatı ile ilgili yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Pazartesi günü yeni bir gazete programında görüşmek dileğiyle. Esen kalın.